Profesör Doktor Mehmet Haberal dünyanın önde gelen bilim insanlarını başkent Ankara'da buluşturuyor. Canlı ve kadavradan organ bağışlarında güncel donör kriterlerinin ele alınacağı uluslararası sempozyum 2 gün sürecek. Türkiye ve yurt dışından katılacak bilim insanları Kızılcahamam Patalya Termal Otel'de bir araya gelecek. Dünyanın dört bir köşesinden yüzlerce bilim insanı ise video konferans yoluyla katılacak. Sempozyum için Ankara'ya gelen bilim insanlarının ilk durağı Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ydi. Profesör Doktor Mehmet Haberal önce Suudi Arabistan'dan gelen Profesör Doktor Faysal Şahin'i karşıladı. Ardından 2020'de görevi devrettiği Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Profesör Doktor Marcelo Kantarovic'i ağırladı. Önce makamında suçunun ne olduğunu dahi bilmeden 4 yıl 4 ayını geçirdiği kendisinin tasarladığı Silivri Cezaevi'nin maketini gösterdi Haberal. 4 years 4 months. Makamında bir süre sohbet ettikten sonra da Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Haberal'la birlikte hastaneyi gezdirdi meslektaşlarına. Ameliyathane, acil servis, diyaliz ünitesi, girişimsel radyoloji, yanık merkezi ve dersliklerde incelemelerde bulundular. Haberal, son teknolojiyle donatılan onkoloji merkezini de gösterdi Kantarovic'e. Kanser tedavisinde büyük çığır açan MR-Linac teknolojisiyle ilgili bilgi verdi. Kemoterapi ünitesi ve laboratuvarları da gezdiler. Profesör Doktor Mehmet Haberal, TTS Başkanı'nı Kafula Kafe'de öğle yemeğinde ağırladıktan sonra rotasını yeniden Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne çevirdi. Lübnan'dan Profesör Doktor Marwan Masri ile Kuveyt'ten Profesör Doktor Mustafa Al-Musavi'yi karşıladı. Konuklarına Başkent Üniversitesi'nde üretilen süt reçelinden de ikram etti. Daha sonra Mısır'dan Profesör Doktor Muhammed Hani Hafez, Profesör Doktor Mayha Sabbala, Profesör Doktor Cemal Sadi, Amerika Birleşik Devletleri'nden Profesör Doktor Hasan Yersiz, Ürdün'den Profesör Doktor Muhammed Ganimat'ı ağırladı. Haberal konuklarına Başkent Üniversitesi'nde üretilen çikolatalardan ikram etti. Bozkır'dan 5 milyon ağaçla kaplı Başkent Üniversitesi kampüsü hakkında bilgi verdi. Profesör Doktor Haberal Ürdün'den gelen Profesör Doktor Muhammed Ginimat ile Ürdün'den gelip babasından alınan karaciğerle yeniden yaşam yolculuğuna başlayan 22 aylık hastasını ziyaret ettiler. Haberal konuklarını Kızılcahamam Patalya Otel'deki yemekte ağırlayacak. Sempozyum yarın sabah açılış töreni ve bilimsel oturumlarla başlayacak. Thank you.